Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü aracımız A3 2012 kasa. Cay motor. Her zamanki kullanılan dizel motorlardan biri. Araç su eksiltme şikayetiyle geldi. Yaklaşık 1-2 haftadır su eksiltiyordu ama şu an gelirken su eksiltme olmadığı söylendi. Biz her zaman can kurtarıcımız ne? Her zaman söylüyorum. Bu yoksa aracınızda su konusunda korkun arkadaşlar. Şu gördüğünüz seviye sensörü. Eğer genleşme kabında su bittiyse hemen size ikaz veriyor. Contayı yakmadan ortamı kurtarıyorsunuz. Biz şöyle göstereyim. Zaten su kaçaklarını genelde bu cihazla bakıyoruz biliyorsunuz. Su basınç testi. Sistemede arkadaşlar su basınç testi için hava bastığımızda şuralara baktığımızda dedik ki bu araba bir yerden sanki yağ kaçırmış gibi duruyor. Ama halbuki yağ değil. Araca antifriz eklenmiş. Bu antifriz de arkadaşlar fan çalışarak sağa sola sıçramış. Peki bunun kaynağı ne? Hemen şöyle göstereceğim sizlere. Şu alt kısımda radyatör arkadaşlar delik. Şuradan bir yerden delik. Hemen şu basıncı biraz da arttıralım. Basıncı arttırdıktan sonra geliyoruz şuraya. Hemen şurada akıyor arkadaşlar. Bakın. Şurada akıntı var. Umarım görünüyordur. Şu anda akıntı var gördüğünüz üzere. Şimdi bunu tam detaylı olarak gösteremiyorum sizlere. Çünkü ben de tam detaylı net göremiyorum ama oradan aşağıya gelen bir su sızıntısı var. Bunu tabii ki de şöyle belki biraz daha aydınlatabilirim. Şuradan gelen bir sızıntı var. Tam net göremiyorum. Kamerayı da oraya sokamıyoruz. Bunun için yapmamız gereken radyatörü yerinden alacağız. Bunlar çift radyatör biliyorsunuz. Daha öncesinden de böyle bir hatadan dolayı bunu sökmüştüm. Farklı bir araçta sökmüştüm. Çift radyatör olduğu için kolay çıkacağını ümit ederekten arkadaşlar bismillah deyip işe koyulacağım. Sizin de böyle bir sıkıntınız varsa radyatör kısmını bir kontrol ettirin. Normalde bu derece, bu denli ön tarafı ve radyatör kısmında yağa benzer bir şey olmaz. Tabi otomatik şanzıman radyatörünüz patlamadığı sürece ve etrafa sıçratmadığı sürece olmaz. O yüzden sizin de böyle radyatör kısmında böyle yağa benzer bir durum varsa mutlaka bunu bir kontrol ettirin. Basınç testi olmadan zaten bunu anlamanız biraz zor. Ben şimdi bismillah deyip işe koyacağım. Aracın suyunu boşaltıp radyatörü dışarı çıkartacağım. Bakalım bu radyatör neden patlamış ve nereden patlamış, ona bakalım hep birlikte. Temizlik imandan geliyor diyorlar. Ne diyorsun bu işe? Evet. Abi varım, maşallahım var. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Şimdi radyatörü yerinden aldık. Abi kafandaki fenerle şurayı bir tutar mısın, sana zahmet ya. Radyatörü yerinden aldık şöyle kolayca Allah'ın izniyle. Hemen şuradaki size içinden çıkan suyu göstereyim. Daha doğrusu su diyemem. Abi şuna da bir ışık tutar mısın be? Ay. Yorumun nedir senin buna? Bakımsız su. Bakımsız su. Yani antifrizsiz. Paslı su değil mi? Evet. Kalifer radyatörüne de bir problem açar mı sence? İlerleyen zamanlarda birkaç belki. Birkaç kere devam edeceğiz tabii. Yıkayacağız değil mi? Aynen. İçinde pas kalmayacak. Aynen. Hemen radyatörü geçeyim. Ben hemen radyatörü göstereyim sizlere. Kaçıran yeri de göstereyim. Kaçıran yer burası, çok kılcal ama basınç oluştuğunda bayağı belli oluyor. Hemen şu kamerayı şöyle yerleştireyim. Evet, tabii ki de ne oldu? Köpük kalmadı. Thank you.
Evet. Fatih Usta'nın da sorduğu gibi bu mevzuyu zaten gördünüz arkadaşlar. Şurada bir kılcal kaçak var. Bu basınca uğradığı zaman normalinden fazla kaçırıyor. Şimdi biz bunu tamir olup olmayacağını arkadaşlar radyatörcümüze vereceğiz. Ve eğer onarım varsa onarım olacak ki bana göre sanki onarım olma olasılığı var bunun. Çünkü plastik tarafından değil. Ama radyatörün içi de hani çok parlak değil. Orijinal de bir radyatör. Ama yüksek ihtimalle onarım olur. Şu kenarlardan eğer kaçırıyor olsaydı arkadaşlar onarım olmayabilirdi. Ama buradan kaçırdığı için belki bura alüminyum kaynağıyla doldurulabilir. Tabi bunun kararını radyatörcü arkadaşımız verecek. Fatih Usta'ya emanet ediyoruz. Eğer onarım gerçekleşip de gelirse zaten bunun çekimini veya değişirsek de bunu sizlere göstereceğim. Sizler de en azından bizimle birlikte bir kılavuz edinmiş olursunuz. Kendi böyle bir probleminiz varsa. Ama dediğim gibi şunlar şu aradaki halka alınarak kaynak edilebiliyor. Ya da bir göz iptal oluyor. Ya iptal dediğim arkadaşlar şu gözlerin biri iptal oluyor. Ama diğer gözlerden su geçtiği için çok bir problemi yol açmıyor. Ya da dediğim gibi dışarıdan müdahaleyle şu ara halka alınıyor. Üstüne bir kaynak çekiliyor. Hiç iptal miptal olmuyor. Su da geçebiliyor. Bu şekilde de onarıyorlar. Bakalım radyatörü kurtarabileceğiz mi? Biraz uzun sürdü. Biraz da geçe kaldık arkadaşlar. Ama yeni radyatörü yerine taktık. Hemen şöyle yenisini göstereyim. Nasıl göstereceğim? Şuradan parlıyor zaten. Direkt şuradan görebilirsiniz. Yeni radyatörü yerine taktık. Şimdi bu aracımızda antifriz daha öncesinden olmadığı için normal paslusu gördüğümüz için şurada hala koyduğumuz su da hemen neredeyse paslandı. Bu suyu sürekli devirdaim ederek arkadaşlar sistemi temizlemeye çalışacağız. Ortalama bir 20 dakika bilemediniz 15 dakika bu işlemi gerçekleştireceğiz. Ve suyunu temizlemeye çalışacağız. Radyatörü de neden değiştirdik mesela onarıma kaçmadık ve benzeri gibi konuları aracı bitirdikten sonra bu videonun sonunda anlatacağım. Onu da bekleyin arkadaşlar. Şimdi Abdullah Usta marşa basacak. Şöyle göstereyim kendisini. Büyük çabalarla marşa basacak ve aracı çalıştıracak. Bismillah deyip aracı çalıştırıyoruz. İşte böyle şeyler arkadaşlar, teknoloji insanları kurtarıyor masraftan. Gerçekten masraftan kurtarıyor. Olması gerektiği gibi. Şimdi çalıştıracağız. Şu kısmı da yıkayacağız arkadaşlar. Burası zaten antifriz. Suyla burayı dezenfekte edebilirsiniz. Yani sizin de eğer antifriz kaçaklarınız varsa suyla aracın antifriz bulunan bölümlerini yıkayabilirsiniz. Tabii dikkat edin. Soket, beyin, işte atıyorum açık bir soket vardır, kablolanmıştır, makaronlanmamıştır. Bu gibi yerlere su tabii ki de tutmayın. Önce gözleminizi yapın, ondan sonra arkadaşlar temizlik işlemini gerçekleştirin. Abdullah Usta marşa bak. O zaman seni dezenfektan bölümüne alalım. Alalım. Tamam. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar havası alınması için şu anda yarım gazla çalıştım diyor. Şu fardan size bakın. Bu suyun dibinde kalan arabadaki su buydu. Fası göstermek istedim. Gerçekten antifriz koymadan önce mutlaka suyu temizleyin arkadaşlar. Temizleyin ki böyle bir sorunla karşılaşmayın siz de. Oy, oy. Şimdi şu geri dönüşü açacağım. Biraz şu anda hala yine aynı. Geri dönüşü açacağım ve bu kirli suyu devirdaim ettireceğim. Temiz suyla. Ondan sonra antifrizimizi Allah'ın izniyle yerine koyacağız. Antifrizimizi koyacağız. Tekrar havasını alacağız. Fanı açtıracağız. Arabayı göndereceğiz. Ortam biraz karanlık. İdare edin arkadaşlar. Akşama kaldık dedim ya. Hadi çalışalım. Antifrizini temiz yıkat, yani temiz yapıp suyu temiz yapıp antifrizini dolduralım. Bir türlü söyleyemedim.
Evet, aracımızın antifrizini de doldurduk. Suyunu da dezenfektan. Dezenfektan. Yani devir daim yaptık. Suyunu da arkadaşlar değiştirdik. Zaten gördünüz ne kadar kötüydü. Hemen şöyle kutuya tuttuğumda artık antifrizini görebiliyoruz. Şöyle içini açalım. Fanı ve benzeri fanı açmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan ışık da tutsam faslı suymuş gibi gözükecek ama kırmızı organik antifriz dediğimiz antifrizimiz var. Abi teşekkür ederim. Durum bu. Şimdi geçelim size asıl mevzudan bahsedeyim yani. Biz bu radyatörü niye değiştirdik? Şimdi hemen radyatöre gelelim. Arkadaşlar radyatörümüz bu. Tamam. Kaçırdığı yerde burada bu hat üzerinde bir yerde, ha. Şurası. Oy. Şimdi kaçırdığı yer burası ya. Bu niyadını doldurduğu için kaçırmış. Yani herhangi bir sürtme ve benzeri bir durum yok. Şimdi biz bunu tamire götürdüğümüzde arkadaşlar, radyatörcü arkadaşımıza dediğimizde bunu bize tamir ettiler. Şunu söylüyor. Araca antifriz dolduracak mısın? Evet. Suyu dezenfektan edip antifriz dolduracağım. Diyor ki abi ben buraya müdahale ettiğim zaman şuranın patlamayacağının garantisini vermem sana diyor. Biz de şimdi müşteriye bunu söylüyoruz. Diyoruz ki abi burayı yaptırdık ama bura bir hafta mı olur? Bir ay mı olur? Bir sene mi olur? İçi paslı olduğu için, çünkü buraya hani değse bir şey deriz ki bunu değdi de patlattı. Ama bu kendi niyadını doldurup kaçırdığı için içinin paslı olduğundan emin olarak konuşuyor radyatörcü. Yani diyor ki abi sen antifriz doldurduğun zaman buradan bir yerinde patlama ihtimali yüksek. Yani bana burayı iş yaptırırsın, sen bunu yerine takarsın ama bir daha sökme şansın var. Biz de bunu şimdi kullanıcıya lanse ettiğimiz zaman ne oluyor bu sefer? Diyor ki abi ben ikinci kez buraya gelmeyeyim 2 ay sonra. Benim parçamı yenisiyle değiştir. Zaten olması gereken de bu. Parçanın yenisiyle değiştir. Şimdi biz bunu bazı kullanıcılara anlatamıyoruz. Neden anlatamıyoruz? Eskiden gelen, işte eskiden ustalar tamir ederdi. Bu radyatör piyasada olmasın, yani bulunamayan bir radyatör olsun, bunu demirden yaparlar zaten, merak etme. Ya da bunun onarımını yapıp üstüne takılır. Ama bu radyatör eğer piyasada var ise, ki şu anda var ama böyle giderse olmayabilir, yok çekilebilir. Otomotiv sektöründe de bazı parçalar malzemeden, üretimden dolayı arkadaşlar olmayabiliyor, bazen piyasada bulamıyorsunuz aradığınızda. Örneğin bir kapı kolu bile üretimden kalkmış oluyor ya da üretilmemiş oluyor ya da yurt dışından gelmemiş oluyor. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Henüz öyle bir şeyle karşılaşanlar var ise yorumlar açık, yazabilirsiniz. Yoksa Kerem Usta ya her şey var üretiliyor da diyebilirsiniz ama bu tür durumlarda var, bunun bilgisini vereyim. Olduğu için arkadaşlar bu malzeme elimizde, biz bunun yenisini taktık. Yani tamamen garanti mevzusu. Ne olursa olsun yeni malzeme olsun, yeni parça olsun. Ne olursa olsun suyu dezenfektan edin ve antifrizi kullanın. Antifrizi kullansanız böyle bir problemle eminim ki yaşamayacaksınız. Çünkü radyatör niyadını arkadaşlar pastan dolayı, pislikten dolayı doldurup akıtır. Onun haricinde bizler biliyoruz ki, sizler de bu videolarda izlediniz ki yaklaşık 600-700 bin kilometrede olan araçlarımız hala var. Hala üzerinde orijinal radyatörüyle gezen araçlarımız var. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kış ayına giriyoruz. Bu önemli. Eğer antifriz yoksa aracınızda, aracınızı alıştırarak arkadaşlar en yakın zamanda antifriz doldurmayı unutmayın. Hoşçakalın.